Peki bizimle alakalı bir şeyler söyleyecek misin burçlara dair? Yoksa bu mimaride konularımız tamam mıdır? Konular tamam ama burçları da çok merak ediyorlar. Neler bekliyor bizi diye. Dinlemek isterlerse tabii ki burçlara etkilerinden de bahsedebilirim. Zevkle. Tabii ki. Seni dinlemek de oldukça keyifli. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili koçlar, tabii ki yükselenlerine göre ben söyleyeceğim. Yurt dışı bağlantılı konular varsa mahkemeleri, eğitim konuları, yeni bir eğitime başlama ya da haritaların aldığı açılara göre devam eden bir eğitimi belki sonlandırma, yarım bırakma, sosyal medya ile bağlantılı işleri, yurt dışında yaşama ya da çalışma ile ilgili girişimleri olanların da sonuçlarını alabileceği, görebileceği bir dönem. Dolunay yöneticisi sevgili koçların para alanlarında bekledikleri paralar, alamadıkları ödemeler varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Zam haberi olabilir, beklenmedik sürpriz para girişleri olabilir. Jüpiter bir yıl boyunca sevgili koçlarında iletişim, anlaşma, imzalar, sözleşmeler, eğitimler gibi, kısa seyahatler gibi alanlarından destekleyecek güzel işlere imza atabilirler. Aynı zamanda da bu bir yıllık süre zarfında da yer değişikliği yapabilirler. Şimdi boğalara baktığımız... Efendim? Şans getirsin. İnşallah. Şimdi boğalara baktığımız zaman ortak gelirler, eşin geliri, bu alanlarla ilgili gelişmeler yaşayacaklar. Güzellik ve estetik adına ufak dokunuşlar yaptırmak isteyebilirler. Bunlar işte dolgudur, botokstur gibi. Ama lütfen abartmayalım çünkü Jüpiter'le Venüs kavuşumda son derecede işte azıcık yaptırayım deyip daha fazlasını yaptırıp oradan çıkabilirler gibi. Dış görünümde değişikliğe gitmek isteyebilirler. Bu bir giyim tarzı olabilir, bir saç stili olabilir. Erteledikleri bir ameliyat operasyon varsa artık bunun kararını alabilirler. Gündemlerinde nafaka tazminat varsa ya da beklenilen bir para varsa bunlarla ilgili de haberler gelebilir. Yükselen boğalar Mayıs sonu itibariyle maddi anlamda şanslı bir döneme giriş yapıyorlar. Bir yıl boyunca Jüpiter onları para evlerinde destekleyecek, yeni bir işe girme, iş kurma, var olan işlerini büyütme adına da şans boğalardan yana olacak diyebilirim. İkizlere baktığımız zaman ikili ilişkiler, ortaklıklar, eş, evlilik bu alanlardan etki alacak sevgili ikizler. Bekar olan ikizler artık evlilik kararı alabilir. İşlerini büyütme adına ya da yeni bir girişimle ortaklı işlere başlayabilirler. Bulundukları konumdan daha uzak bir lokasyona taşınabilirler, yer değiştirmeleri söz konusu. Yine kişisel harita yerleşimlerine göre eğer sert açılar alıyorlarsa bu dönem iletişim halinde oldukları eş olur, flört olur, ortak olur, tartışmalardan ya da sen ben kavgalarından uzak dursunlar. Jüpiter bir yıl boyunca sevgili ikizlerin burcunda seyahat edecek. Zaten şans onlardan yana olacak diyorum. Özellikle de yükselen ikizlerin birinci evinden geçeceği için Jüpiter, eğer kilo probleminiz varsa da bu bir yıl içinde içtiğinize, yediğinize dikkat edin derim. Çünkü su içsem yarıyor dedikleri olay bu sene ikizleri bulabilir. Kilo almak isteyen alsın ama almak Evet, istemeyen kilo oldukça dikkat etsin. alacağım. Yengeçlere baktığımızda yükselen yengeçler günlük hayatlarında, günlük rutinlerinde buralardan etkileri alacaklar. Dolunayın etkisiyle birlikte uykuya dalmakta zorlanabilirler. Ya da yeterince uyumasına rağmen işte üstünde bir yorgunluk, bir halsizlik hissedebilirler. Yengeçler bu dolunayla birlikte yeme içme düzenlerini değiştirmek isteyebilirler. Diyet veya detoks yapma kararı alabilirler. Her zamankinden daha çok lütfen sağlıklarına dikkat etsinler. Çünkü sağlık evlerinde gerçekleşiyor. Dolunay yöneticisi Jüpiter'e baktığımız zaman hayallerimiz, umutlarımız, isteklerimiz bu alanları temsil eden evde gerçekleşiyor. Sevgili yengeçler de bu dolunayla birlikte hayallerine kavuşabilirler. Eğer çocuk sahibi olmada zorlanan ve bu anlamda da tedaviye başlamayı düşünen yengeçler varsa dolunay etkisiyle de bunun kararını alabilirler.
Jüpiter bir yıl boyunca onların 12. evlerinde seyahat edecek. Yani sezgilerinde artış, mesajcı rüyalar olacak. Olanı önceden hissetme, kaldı ki yengeçler zaten hisleri kuvvetli. Sezgileri kuvvetli, güçlü kişiler. Jüpiter transitiyle bunun etkisini daha çok hissedeceklerdir. Spiritüel konularda eğitime başlama, örneğin mesela bir tarot okuyuculuğu olur ya da bir meditasyon, yogaya başlama kararı alabilirler. Bir yıl boyunca aslında ruhlarını besleyecekleri, onları iyi gelecekleri her şey için düğmeye basacaklar diyebilirim. Sen. Aslanlara baktığımız zaman öncelikle bekar olan aslanlar için flört haberi vereyim. Yeni bir ilişkiye başlama ya da öncesinde var olan ama yarım kalan ilişkileri varsa devam kararı alabilirler. Zaten bir ilişki içinde olan aslanlar evlilik kararı alabilir. Borsa, coin gibi yatırım araçlarıyla ilgilenenler haritaları olumsuz etki alıyorsa şayet bu dönem riskli girişimlerden uzak dursunlar. Dolunay yöneticisi Jüpiter dolunay esnasında kariyer evlerinde olacak. İş ve kariyer anlamında gelişmeler yaşayacaklardır. Mayıs sonu itibariyle Jüpiter bir yıl boyunca onların hayaller, umutlar evinde seyahat edeceği için yükselen aslanlarda bu anlamda şanslı, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yıl onları bekliyor diyebilirim. Bu dolunayla birlikte yine hamilelik haberi alabilirler. Bir aylık bu süreçte özellikle daha sosyal olacakları, daha böyle gezme tozma arkadaşlar, gruplar, buralarda aktif olacakları bir süreç onları bekliyor. Başaklara baktığımız zaman sevgili başaklar ev, yuva, aile, kariyer, iş bu alanlardan etki alıyorlar. Ailevi konular gündemlerinde olacaktır. Taşınma, yer değiştirme kararı alabilirler. Ya da evlerinde bir tamirat, tadilat ya da eşyaları değiştirme, yenileme, eşyaların düzenini değiştirme söz konusu olabilir. Dolunay esnasında Jüpiter'in konumu itibariyle aile içinde bir takım dava, mahkeme süreçleri varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Yurt dışına yerleşme, taşınma ya da yurt dışında yaşayanların tekrar ülkelerine dönüş kararı almaları söz konusu olabilir. Bir yıl boyunca kariyer, iş, toplum önündeki statümüz bu alandan etki alacak başaklar. Öncelikle şanslı bir yıllık kariyer hayatları onları bekliyor. Birçok başakta da medeni durumunda değişiklik olacaktır. Özellikle sonbahar itibariyle tutulmaları kendi burçlarında yaşayacakları için bekar olanlar evlilik kararı alırken evli veya sıkıntılı bir ilişki içinde olan başaklar da sonlandırma kararı alabilirler. Çünkü dediğim gibi tutulmalar 1-7 aksında yani onların ilişki ve evlilik evinde gerçekleşecek. Terazilere baktığımız zaman sevgili teraziler bu dolunayla birlikte kısa seyahatler, yolculuklar, araç alıp satımları varsa hukuki bir sürecin sonuçlanması, imzalar, evrak işleri gündemlerinde olacaktır. Yine yakın çevre, akraba, kardeş bunlarla bir araya gelme, bunlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Eğitime başlama kararı alabilirler. Vize başvuruları gündemlerinde olabilir. Bekledikleri bir haber varsa o haber gelebilir. Jüpiter bir yıl boyunca hukuki konularda, yurt dışı konularında, eğitim, akademik konularında kendilerini destekleyecektir. Yine bu bir yıllık süre içinde de yine terazilerin de yer değiştirme durumu söz konusu olabilir. Akreplere baktığımız zaman yükselen akrepler para evlerinden etki alıyorlar. Özellikle bu dönem aile desteği görebilirler. Bu maddi anlamda da olabilir, herhangi bir manevi anlamda da olabilir. Ya da ailelerine destek olma durumunda kendileri kalabilir. Gelir gider durumunda kontrolü elden bırakmasınlar. Zira Jüpiter bir yıllık pozisyonu itibariyle kendilerinin banka ve kredi, borçlanma, bu alanlarda etkili olacaktır. Yine bu görünümle kimileri de bekledikleri ama bir türlü gelmeyen paraları varsa ya da çözülemeyen miras durumları varsa bunların çözülmesi söz konusu olabilir. Bir iş yatırım için borçlanma ya da ev arsa alımı
Ev arsa alım satım süreçleri gerçekleşebilir. Haritası uygun olan akreplerin eşlerinin de bu bir yıllık süreçte gelirlerinin artması söz konusu. Bir yudum su içeyim. Tabii. Akreplerle iyi etki alanlardan yükselen akrepler. Evet. Yaylara baktığımız zaman yükselen yayların burcunda gerçekleşiyor zaten. Dolunay öncelikle iş alanlarında değişimler, iş ya da işleriyle ilgili pozisyonda bir değişim söz konusu olabilir. Kimileri bu dolunayla birlikte işe girme, başlama durumu gelişebilir. Etkiyi kendi alanlarından aldıkları gibi tabii ki ilişkiler, evlilik alanları da bu dolunayla birlikte etki almakta. Bu bir yıllık süreçte yine yer değiştirme, taşınma durumu yaylar için de geçerli. Çocuk sahibi olan yaylar bu dönem birazcık çocuklarının sağlık konusuna dikkat etsinler. Düşme, çarpma gibi ufak tefek kazalar görülebilir. Sağlık konusunda bize bilgi veren astroloid olan Hacı, çünkü Mars'la kavuşumda kendilerini, çocuklarını temsil eden evde gerçekleşecek bu kavuşum. Özellikle böyle aceleyle hareket etme, çocuklarda düşme kalkma ya da yine Mars koçun temsil ettiği işte gribal bir duruma bağlı bir ateşlenme durumu söz konusu olabilir. Oğlaklara baktığımız zaman dolunay etkisiyle birlikte uykuya dalmakta zorlanan bir diğer burcumuz da oğlaklar olacak. Kendilerini bir süre gergin ve huzursuz hissedebilirler. Rüyalar her zamankinden daha farklı, daha sık rüya görme durumları gerçekleşebilir bu birkaç gün içinde. Kendilerinden saklanan, gizlenen bir takım durumlar bu dolunayla birlikte gün yüzüne çıkabilir. Hem kendi sağlıklarına hem de varsa evcil hayvanlarının sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç onları bekliyor olacak. Jüpiter bir yıl boyunca günlük hayatları, iş hayatı, sağlık alanlarında etkili olacak. Tempolu bir yıl oğlakları bekliyor diyebilirim. İş konusunda da şanslılar diyebilirim. Sağlık sorunu yaşayan oğlaklar varsa bu bir yıllık süreç boyunca tedavinin tamamlanması, Jüpiter'in de o güzel etkisiyle umarım şifalanmaları söz konusu olabilir. Şimdi kovalara dön. Oğlakların iş konusundaki tutarlılığını düşünürsek zaten onların hani o başarısız olma ihtimalleri çok zayıf. Tabii harita potansiyelleri her daim değişir ama oğlak deyince aklımıza gelen en iyi şey kariyer galiba. Evet. Bu bir yıl boyunca da gayet desteklenecekler. Zaten çok çalışıyorlar. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak için ellerinden geleni de yaparlar. Dediğim gibi aynı zamanda eğer bir tedavi süreçleri varsa, bir şifalanmayı bekliyorlarsa Jüpiter'in de oradan geçişi umarım onlara şans verecektir. Şifalanmaları da söz konusu olacaktır diyebilirim. Şimdi kovalara baktığımız zaman yükselen kovalar, çevre ve ortam değişikliği görülebilir. Bazı arkadaşlıkların son bulması söz konusu olabilir. Kendilerini daha güçlü hissedecekleri, daha görünür olacakları bir süreç onları bekliyor olacak. Hobilerine yönelmek, bu alanda eğitime başlamak, kendini geliştirmek isterlerse de dolunay bunlara destek veriyor diyebilirim. Şimdi ailevi konular, aile içi konular gündemlerinde olacaktır. Yine taşınma, ev arsa alım satımı varsa bunlar sonuçlanabilir. Bir yıl boyunca bekar olanlar için flört, aşk, birliktelik anlamında kendilerini destekleyecek. Çünkü Jüpiter 5. evlerinden, aşk flört evlerinden geçecek. Bir yıl boyunca hayatların aşklarını belki de karşılaşacaklardır. Yükselen kovalar yine bu bir yıl içinde aynı şekilde hamilelik ve çocuk haberi alabilirler. Balıklara baktığımız zaman sevgili yükselen balıklar bu dolunayla birlikte kariyer evlerinde gerçekleşmekte. Öncesinde bir iş başvurusu yapanların haberleri bu dolunayla birlikte gelebilir. Çalışanların iş değişikliği ya da işleriyle alakalı tamamlanmayı bekleyen konular varsa artık sonuçlanabilir. Home office tarzı evden çalışma söz konusu ya da kendilerine böyle bir iş yaratabilirler. Evli olanların eş ile eş ailesi veya kendi anneleriyle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Dolunay esnasında Jüpiter iletişim evlerinde bekledikleri bir haber varsa o gelebilir. Atılacak imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, belki araç alım satımı bunlar görülebilir. Jüpiter bir yıl boyunca ev, yuva, aile konularında kendilerini destekleyecek. Ev almak, yeni bir eve taşınmak,
bekar olanların artık bir yuva kurmak, evli olanların ise aileye yeni bir bireyin katılması, ailenin genişlemesi de söz konusu olabilir. Hadi bakalım balıklar, size de güzelliklerle gelsin inşallah hepsi. Duygu harikaydı yine. Soluksuz bir yayın oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Emeğine sağlık, ilmine sağlık. Güzel, keyifli, ilim dolu, hızlı, coşkulu bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani umarım izleyiciler izleyip böyle umutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmıyorlardır. Çünkü bizim için en önemli nokta bu kadar yeni. Ben kendi namıma, ki senin de yani kendi namımı da alarak, siz de içine katarak. Buradaki en güzel şey farkındalık. Bu farkındalığı katabiliyorsak ne âlâ bize, ne güzel bize. Sana da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Yine geçen yayındaki gibi çok akıcı geçti. Zaman bir saatimizi doldurmuşuz. Hiçbir saat gibi geçmedi, inanın. Yani nasıl geçtiğini ben anlamıyorum. Sizinle öyle yayın yaptığın zaman bu vakit nasıl geçiyor? Ben de yarım saat gibi bir şey olarak algıladım ama evet, bir saat 3 dakika olmuş biz yayın yapalı. Hepsini dolu dolu sığdırdık. Bir sonraki yayında yine güzel bir konuyla görüşmek üzere diyorum Duygu. Çok teşekkür ederim. İzin verirseniz ben bir şeye değinmek istiyorum. Tabii ki. Şu an sokak hayvanlarına yönelik bir kanun teklifi hazırlanıyor. Teklife göre de İngiltere modeli ne benzer bir işte yöntemin uygulanması söz konusuymuş. Nedir bu yöntem? Sokaktaki köpeklerin toplanması, barınakları alınması, burası okey. Ama 30 gün içinde bu barınaklardan sahiplendirilmeyen hayvanları, sahiplendirilemeyenleri, kısacası uyutulmasının söz konusu olabileceği bir teklif hazırlanıyor. Meclise sunulmuş. Şu an meclisten bunun geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Neden bu konuyu açtım? Çünkü bizim önümüzde, yani yaklaşık 1,5 ay sonra bir SODEP günü var. Bu SODEP günü nedir? Güneşle Sirius'un her sene kavuştuğu Sirius günüdür. Yani diğer bir ismiyle duyanlar vardır. Soltis günüdür. Romalılar buna Sirius demiş, Araplar Şira demiş. Kur'an'da da ismi Şira yıldızı olarak geçer. Şimdi Sirius köpeklerle alakalıdır Neslihan Hanım. Köpekleri temsil eder. Şimdi Orta Asya'da Türklerin Türeyş destanına göre tüm ailesi yok edilmiş bir çocuğu dişi bir kurdun yol göstererek onu kurtarması, kendi sütüyle o çocuğu beslemesi ve büyütmesi destanı. Hatta şöyle söyleyeyim, gök tanrı kurt şeklinde işte yeryüzüne indi diye de bir destan var. Aynı zamanda Roma'nın kurucusu olan Romulus ve Remus kardeşleri de bir kurdun yetiştirdiği ve büyüttüğü söylenir. Şimdi bunları niye söylüyorum? Şimdi bu köpeklerle ilgili bir yeni bir teklifin gündeme gelmesi ve önümüzde 1,5 ay sonra da Sirius yıldızında sadece kavuşum değil, güneş kavuşumu değil, biz bu sene Sirius gününe, yani Soltis gününe yeni ayla gireceğiz. Yani 6 Temmuz'da gerçekleşecek yeni ay Sirius yeni ay ve bu her zaman gerçekleşecek bir şey değil. Sirius günleri zaten önemlidir. Sirius günleri bir yıllık kaderin yazıldığı günlerdir. Ve bunun yeni ayla oluyor olması zaten apayrı bir boyut. Artı bu yeni ay bizim ülkemizin Plüton'un üzerinde gerçekleşecek. Şimdi ne dedik? Sirius yıldızı köpeklerle alakalı dedik. Kur'an'da Şira diye geçer dedik. Önemli bir yıldız dedik. Sodep günü yaklaşırken eğer sen köpeklere katledersen kimse kusura bakmasın ama felaketler silsilesinden kurtulamazsın. Neden? Çünkü Avustralya'nın başına gelenler sanırım unutuldu. O dönem çok su tüketiyorlar diye 5000 tane devenin katledilmesi. Ardından Avustralya'nın hemen birkaç gün sonra akabinde sellerle mücadele etmesi, ardından aylarca süren yangınlarla mücadele etmesini siz ne çabuk unuttunuz? Yani
Şunu söyleyeyim, umarım bu kararlarından vazgeçerler. Umarım sokak hayvanlarının, köpeklerin uyutulması söz konusu olmaz. Onların ahı yerde kalmaz diyorum. Umarım çok daha farklı, çok daha iyicil bir çözüm üretirler. Çünkü antik Mısır'da da olsun, normal Mısır'da, Babil'de de her zaman Sirius günlerinden, güneşin Sirius'la kavuştuğu günlerden korkarlarmış. O gün geldiği zaman adaklara deyip kendi o anki, yani kendi o dönemki inanç sistemlerine göre dua ederlermiş. Aman başımıza bir felaket gelmesin diye böyle ayinlerle, dualarla, işte adaklarla geçirirlermiş ki Sirius'un gazabına uğramamak için. Yani ben çok üzüldüm bugün o haberi duyunca, bugün bu taslağın meclise sunulduğunu duyunca. Yani dedim ki yapmayın. 1910 yılında 3 Haziran gününde ne adaydı o İstanbul'daki köpeklerin adaya konulması ve sonrasında hepsinin açlıktan öldüğü, uludukları, sonra da gerçekleşen deprem. Evet, siz 1910 yılında İstanbul'dan sokaklardan 80 bin tane köpeği toplayıp o adaya atmışsınız. Bir tane bile ağacın olmadığı, yiyeceğin, içeceğin bulunmadı. Açlıktan veya birbirlerini yiyerekten telef olmuş hayvanlar. O zaman bunu yaptınız, sokakta köpek mi kalmadı? Demek ki toplayıp onları katletmekle bu iş çözülmüyor. Madem bunun çözüm yolunu düşünüyorsunuz, o zaman toplayın, hepsini kısırlaştırın, hepsinin sağlık kontrolünden geçirin. Yani bunun çözümü farklı olmalıdır. Yapmasınlar diyorum. 1,5 ay sonra çok ciddi bir yeni ayla karşılaşacağız. Ve bu yeni ayda Sirius'un da köpekleri temsil ettiğini söyledim. Ve şu an gündemimizde de böyle bir şey var. Bunu da açıkçası bahsetmeden geçmek istemedim. İyi Umarım bu yaptın, çok iyi yaptın. hatalardan da dönerler. Sirius günleri önemli. Yani Amerika'nın Sirius günlerinde kurulduğunu düşünürsek, özellikle Sirius'un görüldüğü ve görülmediği zamanlarda Nil Nehri'ni takip eden mitoloji dönemine bakarsak ve Türk ve Türklüğü temsil eden Sirius köpek takım yıldızına bakarsak eğer, böyle bir hatanın umarım köşesinden dönülür. Çünkü zamanında bunun dönüşü çok kötü olmuş. Yani bu özellikle köpekler uluya uluya hayatlarını kaybetmişler. Umarım böyle bir hataya mal verilmez ve çok uygun bir yasa teklifiyle geçer. Çünkü aksi takdirde bunu hiçbirimiz hangi dua yaparsak yapalım bunun bedelini ödeyemeyiz. Onlar dilleri yok ama yürekleri var. Onlar dört ayaklılar diye bizden farklı değiller. Sadece konuşamıyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Aslında hayvanlar tam da kalben ve yürekten konuşuyorlar. Bizden daha üstünler belirli manada. Umarım böyle bir hata yapılmaz. Çok güzel bir konuya parmak bastın, değindin. Birileri karşıya geçerken lütfen biz çok farklı hatalara imza atmayalım diyerek buradan da biz de kendi namımıza duyurumuzu yapalım ki en azından ön ayak olalım. Hataların bir yerinden dönmesi belki bir ucundan bir vesile oluruz diyorum Duygu. İnşallah diyorum. Zaten Duşakbe Yıldızı için ne demiştik? Toplu kayıpları, toplu zulümleri anlatır demiştik. Bunun illa bir savaşla olması gerekmiyordu. Evet, biz burada insanlar üzerinde durmuştuk. Yayının en başında da dediğim gibi. O dönemler işte depremle, açlıkla, çocukların aç kalmasıyla, işte tsunami ile biz bunu yaşamışız 2011 yılında. Acaba bu dolunayla birlikte hangi etkiyle karşımıza çıkacak derken, şu an size bu köpeklerin durumundan bahsederken aslında bir açılım da yaşamış oldum. Acaba bu yıldızın anlattığı zulüm, bu yıldızın anlattığı toplu kayıp, acaba bu dönem karşımıza bu hayvanlar olarak mı çıkacak? Lütfen diyorum, umarım diyorum, meclisten böyle bir tasarı, böyle bir yasa geçmez. Umarım kabul edilmez. Umarım çok daha iyi şartlarda sokak hayvanları için çok daha farklı bir çözüm yolu bulurlar. Aynen sana katılıyorum. Altına imzamı attım. Kedi köpek fark etmez. Dört ayaklı olması onların da nefes almadığı anlamına gelmez. Teşekkür ediyorum bu Ben çok ayrıntılı teşekkür bilgi ederim. içinde. Bu konuya özellikle önümüzdeki dönemlerde tekrardan değiniriz. Özellikle Sirius
Hepimizin hakim olduğu o dönemde bakıyorum Sirius günleri tarihte çok büyük anlamı var. Çok ciddi vurgu yaptığı tarihler var ki keza Amerika'nın kurulmasına sebep olmuş. O sebeple Sirius deyip geçmemek lazım. Sirius Türklük'te de önemi var senin de belirttiğin gibi. Umarım bu hatadan da dönülür demekten başka şu an elimizden bir şey gelmiyor. Gerekirse imza toplarız, elimizden geleni yaparız. Teşekkür ederim Duygu. Ben çok teşekkür ederim. Bizi dinleyen, bize zaman ayıran tüm değerli takipçilerinize de tekrar teşekkür ediyorum. Size ve onlara iyi akşamlar diliyorum. Umarım tekrar bir yayında, güzel bir yayında buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Sağ olun.